Merhaba, bu eğitim filmimizde örnek uygulama yapacağız birlikte. Ekranda gördüğünüz modeli yapacağız. Ölçüleri yok bakım parçamızın. Tamamen bize bağlı ölçüleri. Nereden başlayalım, nasıl yapacağımız bize bağlı. Şimdi şu yüzeyde bir tane yüzey oluşturmuş ve içinde bir delik var. Aynen şurada bir kare var deliğimiz. Bunları tek tek yapacağız. Bunları yaparken de önce yüzey oluşturma regionunu kullanacağız. Yüzeyleri birbirinden çıkarmak için de subtract kullanacağız. Ve işte line, çizgi çizme komutlarının hepsini kullanacağız. Şimdi öncelikli olarak alttaki düzlemi çizelim. Rectangle'ı kullanacağız. Rectangle'a enter diyorum. Reach enter diyoruz. Ne kadar değerimiz? 500 şöyle gidecek dedik. Tam tersi olsun. Rectangle enter dedik. Şöyle 300. Şöyle de 500'lük bir tane dikdörtgen çizelim. Başka ne var? Bunları çizdikten sonra yukarı doğru çıkışlarımız var. Şuradakiler bakın. Line enter diyoruz. Line enter dedik. Şu çizgiden yukarı doğru alacağız. F8'i kullanarak çıkıyoruz. Ne kadar çıkacağız? 200 mm. Enter. Yana doğru gideceğiz. 150 mm. Aşağı doğru 100 mm. Yana doğru yine 150. Aşağı doğru 50 dedik. Yana doğru şunu bütünleyeceğimiz çizgi şöyle kapattık. Şimdi buraya kadar tamam. Bakın right düzleminden baktığımız aslında görüyoruz neler yaptığımızı. Oradan da işlemleri devam ettirebiliriz. Yani düz yüzeyden bakabiliriz. Şimdi bunu oluşturduk. Sıra geldi yüzeyleri oluşturmaya. İki şekilde bu çizimi yaparız. Komple çizgi olarak çizeriz. Serkafes görünümü sağlarız. Sonra yüzeyleri oluştururuz. Ve aklımız karışmasın diye yüzeyleri oluşturuluşa gideriz. İkisi de mümkün. Region dedik. Şu yüzeyi öncelikle oluşturduk. Bu bir. Tekrar region dedik. Şunu oluşturacağız. Şuradaki çizgiler. Yalnız ondan önce şuraya tekrar bir çizgi atmamız lazım. Region dedik. Şuradaki çizgileri alıyoruz. Şu çizgi, bu çizgi, bu çizgi, bu çizgi, bu çizgi ve şu çizgi. Oradaki çizgimizi yenileyelim. Şimdi oldu. Region dedik tekrar. Çizgimizi seçiyoruz. Şuradaki çizgimiz. Ve diğer çizgiler. Enter dediğimizde burada da yüzey oluştu. Hemen rengini değiştirelim. Kırmızı dedik. Tamam. Şimdi karşı tarafta da aynısı olduğu için karşı tarafı bunu kopyalıyoruz. Geldik seçtik. Copy dedik. Şu noktadan şu noktaya. Enter dedik. Bitirdik. Şimdi bunu da oluşturduk. Sıra geldi bir diğer şu üst yüzeylere. Şunları birleştirmeye. Hemen geliyoruz. Rectangle diyoruz. Reach enter dedik. Şu noktadan başlatıyoruz. Bu noktadan şu noktaya kadar. Bu 1. Şu noktadan şu noktaya kadar. Bu 2. Bu noktadan şu noktaya kadar. Bu 3. Buraya kadar tamam. Hemen regionla bunları birleştirelim. Şurası enter dedik. Tekrar girdik. Burası enter dedik. Bakın şeyle dikdörtgenle çizdiğimiz için tekrar tek tek çizgiye çizmiyoruz, seçmiyoruz. Hepsi zaten tek bir çizgi olarak görüyor bizim. Şunun renklerini değiştirelim ki karışmasın. Özellikler dedik. Hemen bunu da renk verelim. Örneğin yeşil dedik. Diğeri de gri kalsın. Şimdi bunları bitirdik. Sıra geldi şuradaki dikdörtgenleri oluşturmaya. Hemen UCS tanımlamaya geçiyoruz. UCS dedik. Şu noktayı belirtiyoruz UCS olarak. X de burası olsun. Y'de de şurası olsun. Gene rectangle'ı kullanabiliriz. Deriz ki şu noktadan şu noktaya. Enter dedik. Hemen region deyip çizgimizi seçeceğiz. Yüzeyimiz oluştu. Çok güzel. UCS tanımlamaya devam ediyoruz. Şimdi şurayı tanımlayalım. X'in burası olsun. Y'de burası olsun dedik. Hemen reach enter diyoruz. Şu noktadan şu noktaya dikdörtgen. Regionu kullanarak şöyle dikdörtgenimizi seçiyoruz. Enter dediğimizde yüzeyimizin oluştuğunu görüyorsunuz. Hemen renklendirelim. Renkli gidersek daha kolay oluyor. Şöyle de aynı şekilde renklendirelim. İkisini birlikte seçtiğimiz için ikisini aynı rengi vermiş oldu. Çıktık, devam ediyoruz. Şurayı da oluşturacağız. Hemen
Bu CS'yi buraya alalım. Şu noktadan X'i burası, Y'si burası dedik. Rectangle diyerek çizme başlıyoruz. Şu noktadan şu noktaya. Bu da Enter. Region dedik. Hemen şunu seçtik. Enter dediğimizde buraya da yüzey oluşturdu. Sıra geldi buna da renk vermeye. Buraya kadar her şey güzel. Parçamızı çevirelim. Arkadaki yüzeyimizi de oluşturalım. UCS tanımlamayı buraya aldık. Şu nokta dedik. X de burası, Y de burası. Hemen rectangle diyerek şu noktadan şu noktaya aldık dikdörtgenimizi. Rectangle dedik yine. Seçtik. Enter dediğimizde buraya yüzey oluşturduğumuzu gördünüz. Hemen bunun rengini değiştirelim. Şöyle. Ve izometrik baktığımızda parçamızın oluştuğunu görüyorsunuz. Şuradaki delikleri, deliği ve kareyi de bir sonraki eğitim filmimizde yapacağız.